Herkese selamlar. Bugün yine bizim özgün içeriklerimizden birini yapıyoruz. Çin'den birkaç tane ürün aldım ve bugün modifiye videosu yapıyoruz. Başlıktan gördüğünüz standart Apple Watch'lar diyebileceğimiz Apple Watch SE ve Apple Watch 8'i artık onlar standart oldu ultra çıktığı için çok düşük maliyetle ultra'ya çevireceğiz. Yani tabii ki görüntüsünü ama neredeyse birebir oluyor. Şunu da ekleyeyim bir de hemen kenarda Apple Watch Ultra için ayrı bir mod kit satın aldım. Yani bir kasa satın aldım. Komple bunu da modifiye edeceğiz. Asıl en çok bunu merak ediyorum. Çok acayip gözüken bir şeydi. Yani internetteki gibi ise bayağı beğeneceğim. Sizlerin de beğeneceğini düşünüyorum. Evet, paketler karşımda. Hepsini açacağız, modifiyeye başlayacağız. Dediğim gibi Apple Watch SE ve Apple Watch 8'i Apple Watch Ultra'ya çevireceğiz. Ultra'yı da çok ayrı bir görünüme kavuşturacağız. Hadi bakalım, video başlatın. Evet, canavarlar burada. Bunları açmadan önce bir şey göstermek istiyorum sizlere. Daha öncesinde de bu tarz böyle bir modifiye videosu yapmıştım Apple Watch'lar için. Bunun içindeki Apple Watch 7, Apple Watch 8'le de, de uyumlu bu arada. 45 milimetrelik kasalarla tam olarak uyuyor. Böyle bir görünüme kavuşmuştu. Tüm her şeyi bu arada muhteşem çalışıyor. Crown tekeri vesaire. Hatırlayanlar vardır, bir de bunun full metal olanı vardı. Görseli gelsin şimdi Buse bulur O da çok güzel gözüküyor. Fakat bu aldığım çok acayip ultra için olan. Zaten ultra büyük, kasayı takınca daha da büyüyor. Bakalım kolda nasıl duracak. Apple Watch 8 yerine 7'yi kullanacağım. Zaten kasalar fiziksel olarak birebir aynı, hiçbir fark olmayacak. Evet, bir elimde Apple Watch SE var, diğer elimde de Apple Watch Ultra var. SE yapmakla başlayalım. Bu arada şöyle bir fikir de var aklımda. Apple Watch 7'yi Ultra'ya çevireceğiz. Ultra için aldığım kasayı da ona da takacağım. Öyle bir deneme de yapacağım. Yani iki kasa üst üste takmış olacağım. Bakalım uyacak mı? Ben de amma konuştum ha video. 5 dakika oldu daha icraat yok. Şunu çıkartıyorum. Bu arada bu ürünü bana TeknoWay yolladı. Onlara da teşekkür ederim Barış abi. İlk bu ürünün varlığından haberdar değildim. İlk onlarda gördüm. Bak böyle bir ürün varmış diye bana attı. Sonra bulup Çin'den getirmişler bana yolladı. Sonra yaygınlaşmaya başladı zaten. Ben de Çin'den bir tık büyüğünü aldım Apple Watch 7'ye uysun diye. Şöyle bir şey. Çok basit bir şey zaten. Bu arada kaliteli bir şey değil. Metal görünümlü ama metal değil. Bu bir plastik. Zaten iç kısmına bakarsanız anlarsınız. Ama gayet kaliteli gözüküyor. Şunu kaldıralım. Arkasında da varmış. Şunu da hemen silelim. Of, fena oldu ha. Apple Watch'u da silelim. İlk önce kram tekerini geçiriyorsunuz. Ardından pıt diye oturtuyorsunuz. Zaten kolayca oturuyor. Şimdi burada kram tekeri böyle çok alakasız kaldı. Buna da şöyle bir çözüm bulmuşlar. Şurası yapışkan. Orayı güzelce oturtuyorum. Evet hiç fena değil sadece şurada diğer tekerin üstüne geldiği için biraz gözüküyor ama çok problem değil. Bakalım güzelce çalışıyor mu? Vallahi gayet sıkıntısız çalışıyor. Yan tarafına baktığımızda böyle yalandan hoparlör deliklerini yapmışlar. Action tuşu burada. orada Bu şu alttaki tuş da gayet güzel çalışıyor. Şimdi bunun gerçek bir Apple Watch'a benzemesi için bir de kayış takmamız lazım. Apple Watch Ultra ile birlikte çıkan yeni kayışlardan satın aldım. Bunlar da replika. Hepsinin linki aşağıda açıklama kısmında. Oradan bulabilirsiniz. Burayı taktık. Bir de şuraya oturtalım. Vallahi bence canavar gibi oldu ama... Şöyle bir durum var. Apple Watch SE'lerin ekran kasa oranı çok geniş olmadığı için böyle kenarlarında siyahlık kalıyor. Tam bir Ultra gibi gözükmüyor. Bir de tabii ki diğerlerine göre boyutu biraz küçük olduğu için normal Ultra'ya göre de küçük kalıyor. Şimdi Apple Watch 7 veya 8 fark etmez. Onun için deneyelim. Ama ilk bunu kasadan çıkartmak lazım. Bu arada bu gördüğünüz kasanın da linkini aşağı bırakayım. Bunu da beğenenler olmuş olabilir. Şöyle de bir güzelliği var. Şu kayışlar değişiyor ve ayrı satılıyor. Yani bunlardan rengarenk alabilirsiniz. İstediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Güzelce bir temizleyelim bunu. Evet bu da Apple Watch 7. Ekranın genişliğini görüyorsunuz. SE modeline göre kasa da 1 mm daha geniş. 1 mm ne fark edecek diye olabilirsiniz ama fark ediyor. Hemen şunu pıtlatalım. Yine aynı markanın ürünü geldi. Birinde 45 mm yatıyor, diğerinde 44. Yani aynı ürün değil. Oo bak. Bunda silme bezi falan çıktı ha. Ulan nasıl yapıştırdınız bunu? Yine üstünde etiketleri var. Evet siliyoruz. Ve oturtuyorum. Bak bu bir tık daha iyi oldu. Yine crown tekerini de takalım. Aa bak. Krallar. Bak S'deki gibi boşluk kalmadı burada. Cuk diye oturdu. Bunu çözmüşler. Şimdi orijinalle yan yana getiriyorum. Tabii ki ufak tefek farklılıklar var ama uzaktan bakan biri bunun böyle kasa masa olduğunu anlayamaz. Orijinal sanır. İşte şuradaki tuş ultra da biraz daha uzun. Mikrofon delikleri tabii ki yok. Kram tekerleri benzer. Önden de benzesin diye aynı temayı açtım. Valla önden çok benziyorlar. Ufak tefek bir boyut farklılığı var. Yandan baktığımızda Sadece hoparlör deliklerinin bir tık daha farklı olduğunu görüyoruz. Aslında aynı ya, farklı değil. Şunun altı dolu sadece. O yüzden değişik gözüküyor. Bak burada mikrofon deliklerini falan yapmışlar. Arkaya baktığımızda tabii durum değişiyor. Şimdi buna da diğer ultra kayışlarını takalım. Bak o bildiğin Apple Watch Ultra ya. Yani arkayı çevirmeyin tabii ki. Kram tekeri de cayır cayır çalışıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Diğer tuşa da bakalım. O da aynı şekilde. Söylediğim gibi kasalar materyal olarak çok kaliteli değiller ama bence gayet ideal. Yani görünüşü kaliteli gözüküyor. Dokunduğunuzda o titanyum soğukluğu yok tabii ki. Plastik. Ama mesela ben böyle bir değişiklik yapar mıydım? Belki yapardım bilmiyorum. Uzaktan gören buna der yani Apple Watch Ultra diye. Hatta kola takalım bir. Ah kimse çakmaz. O kadar söyleyeyim yani. Çinli babalar yapıyor ya abi her şeyin tokatçılığı var bunlarda yani. Çakmalar bunlarda, ekstra kasalar bunlarda. Şimdi bu videonun benim için en keyifli kısmına geliyorum. Çünkü bu ürünü kendime aldım. Evet ben biraz pançık pinçik ettim. Ne olduğunu anlayamadım kutunun çünkü. Şöyle arka planını da değiştirelim. Lan ben... değiş lan. Aha bu, bu renk de güzelmiş. Aaa. Oha ulan <laughs> tövbeler olsun bu ışığın ara renkleri olduğunu şu an öğrendim ben böyle bir ton yok kumandanın üstündeki renklerde neyse bu mavi güzelmiş bu arada evet bunu internette gezerken gördüm ve hayran kaldım modification watch case diyor işte glacier serisi yazmışlar Kutu ve eh, bir şey yok. Şöyle de abimler yazmışlar. 49 mm yani Apple Watch Ultra'ya uygun. Bu göstereceğim kasanın Apple Watch SE ve Apple Watch 7 8 için olanı da var. Yani 44 ve 45 mm'lik kasaları da oluyor. Tabi onların boyutları biraz daha küçük oluyor buna göre. Hadi bakalım. Çekmeceli bir kutu. Evet yavruyu çıkaralım. Öncelikle içinden çıkan poşetçiye bakalım neler var. Dök baba dök. Ha burada kasayı nasıl takacağınızı göstermiş. Evet yani zaten bunu anlamayan salaktır. İki tane yedek vidacık koymuşlar. Plastik bir cımbızımız var. Vidalar küçük diye alabilmek için yapmışlar büyük ihtimal. Bir tane silme bezi var. Ve bu işte adamlık. Adamlar tornavida koymuşlar. Aa, yıldız tornavida değil bu arada ama şöyle bir şey var. Biz mesela o dört uçluya X şeklinde olanı yıldız tornavida diyoruz. Odaklarsan helal olsun lan sana. Vallahi odakladı bak bu beşli. Heh. Asıl yıldız olan bu. Buna ne diyoruz? Anladınız yani farklı bir vida. Ama bunu koymaları bir daha hayatta bulamazdım çünkü bunu. Ve gelelim mevzuya. Baba <laughs> wow, bir şey değil mi? Canavar duruyor ha. <laughs> Şöyle bir karton koymuşlar üstüne. Şöyle yakından göstereyim. Bu büyük ihtimal mika falan. Silikon değil yani ilerleyen zamanlarda sararma yapmaz ama sert bir darbe alırsa rahatlıkla da çatlar. Silikon kayışları var ve inanılmaz kaliteli. Çok güzel dokusu, yumuşacık. Bu kayışların farklı farklı renkleri var işte. Kırmızısı, siyahı, yeşili birçok çeşidi var. Linkten kontrol edebilirsiniz. Evet kasa başarılı. Şimdi şu vidacıkları açalım. 4 tane vida tutuyor bunu. Ve kasayı ayırdık. Bu arada hoparlör deliklerini, aksiyon tuşunu falan hepsini yapmışlar ve yaylı. Kram tekerinde herhangi bir yay yok. Şimdi bebişkuyu getirelim. Güzelce bir silelim ekranını. Şuna da değineyim. Bu diğer değişim yaptığımız kasalarda önünde bir cam var. Ekstra koruması alıyor. Ama bunda yok. Tamamen açık. Apple Watch Ultra için böyle cam koruyucular var. Şu an üstünde bunun kırılmaz cam var mesela. Çok belli olmuyor. Bu şekilde koruyabilirsiniz. Kırılırsa çizilirse çok üzülürsünüz. Çok pahalı çünkü Ultra. Ben yurt dışından biraz daha uyguna getirdim. Evet bakalım oturtalım. Valla puf diye oldu direkt. Çok zorlamadı. Vidaları kapatıyorum. Of çok iyi oldu be. Bir dakika bir dakika. Şimdi şu ekranı değiştirmem lazım benim. Bunu yapalım. Valla çok güzel oldu. İnanılmaz oldu ya. Bir bakalım kram falan düzgün çalışıyor mu? Of. Bu da canavar gibi. Bak. Bıraktığım kademede kalıyor. Diğerlerine bakalım. Evet bu da çalışıyor. Aksiyon tuşuna bakalım. Her şey sıkıntısız. Arkası da bu şekilde gözüküyor. Bu kasaların şöyle bir avantajı var. İnanılmaz koruyorlar çünkü hiçbir şekilde temas etmiyor bir yere. Şimdi bir kolumuza takalım. Saat bayağı büyük oldu. Oba. Bir şey söyleyeyim mi? Harbi canavar oldu ha. Kalitesine geleyim yani kaliteli ama sonuç olarak bir plastik. Ama çok premium durdu. Yes. Yani kayışı özellikle turuncu seçtim. Daha böyle sportif duran bir renk. Ve ben genelde renksiz giyindiğim için işte ya beyaz ya böyle koyu tonlar giyiyorum. Siyah, füme, lacivert gibi. Böyle bir kontrast oluştursun diye renkli bir saat takmak istedim. Bence gayet güzel bir seçim oldu. Allah'ım aşık oldum. Şimdi bir Apple Watch 7'yi takalım ultra kasasıyla birlikte. Tam oturacak mı emin değilim. Boyutları farklı çünkü. Oturursa var ya of herkese yutturursunuz bu gerçekten Apple Watch Ultra diye. Bir de çünkü üstüne başka bir kasa daha geliyor. Tamamen böyle anlaşılmaz oluyor. Hadi bakalım inşallah olur. Evet biraz küçük kaldı ama çalışabilir. Deneyeceğim. Hmm, yok. Yemeyecek. Zaten içinde oynuyor. Şuraya bir şeyler sıkıştırıp buraya dayasam kram tekerini döndürüyor. Fakat şurası yeteri kadar çıkıntılı olmadığı için diğer tuşu kullanamıyoruz. Yani belki bir şans olur dedim de olmadı. Yeni saatim yeni kasası hayırlı olsun. Evet artık bir şey kalmadı. Yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Dediğim gibi tüm gösterdiğim her şeyin linki aşağıda açıklama kısmında. Bu güzel bulduğum kayışları da ekliyorum. Onları da göz atabilirsiniz. Yanda iki tane videom çıkacak. Onlardan bir tanesine tıklayarak beni izlemeye devam edebilirsiniz. Kaçıyorum artık ben kendinize. Çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.